Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Aksaray Belediyesi TOKİ ile sanayi esnafını buluşturdu. TOKİ'nin Türkiye'de en büyük projesi olan sanayi sitesi projesinde Aksaray Yeni Küçük Sanayi Sitesi projesini yapacak firma belli oldu. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgın'ın belediye tarihinde en büyük projelerinden bir tanesi olan Yeni Sanayi Projesi'nde 22 firma arasından 3. sırada yer alan Çakır İnşaat projeyi üstlendi. Sanayi sitesi projesinde heyecan yaratan açıklamanın ardından Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, sanayi esnafına yönelik Aksaray Kültür Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Ocak ayı sonunda İstanbul TOKİ Hizmet Binası'nda Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ile STK başkanlarının takip ettiği küçük sanayi sitesi ihalesi gerçekleştirilmiş, ihaleye 22 firma katılım sağlamıştı. Yasal sürenin ardından kentsel dönüşüm projesi kapsamında hayata geçen yeni küçük sanayi sitesi ihalesini 22 firma arasından 3. sırada başvuru yapan 1986 yılında başladığı inşaat sektöründe çalışmalarının birikimi olarak 2000 yılında Çakır İnşaat Müteahhitlik firmasını kuran ve birçok devlet taahhüt işlerini tamamlamış Çakır İnşaat kazandı. Küçük sanayi sitesi projesinin çalışmaları Nisan ayı ortasında başlayıp temel atma töreninden sonra hak sahiplerinin dükkan yerlerinin kura çekimi yapılacak. Kura çekimlerinin ardından ise karşılıklı sözleşmeler imzalanacak. Projenin yüklenici firma tarafından 2 yıl içerisinde anahtar teslim bitirilmesi öngörülüyor. Sanayi esnaflarına yönelik kültür merkezinde bilgilendirme toplantısı gerçekleştiren Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, proje ve ihale süreci aşaması başta olmak üzere bundan sonraki sürecin detaylarını anlattı, soruları cevaplandırdı. TOKİ'nin şu anda Türkiye'de yaptığı en büyük sanayi sitesi. Bunu gerçekten de ve altını kalın çizgilerle çizerek söylemek istiyorum ki, TOKİ biliyorsunuz adı üstünde konut yapan bir kurum. Sanayiye çok fazla girmiyor. Hele hele böyle büyük çaptaki bir sanayi Türkiye'de sadece Aksaray'da yapıyor. Yani bu da bizim için aslında bir gurur vesilesi. Belki diyeceksiniz ki Aksaray çapında, Aksaray ölçeğinde bir şey yapılıyor. Kesinlikle değil. Neden bu kadar emin konuşuyorum? Çünkü bizim ihalemizin yapıldığı zamanlara eş zamanlarda iki ya da üç tane ilimizin daha ihalesine çıkıldı ve o ihalelerde daha az dükkan sayısı ve daha büyük maliyetlerle çıktığı için biliyorum. Ve bir başka avantajlı tarafı da TOKİ'mizin bundan sonra ve bu esnada yaptığı işlerde 3 yıldan fazla vade vermiyor. Yani diyelim ki biz bir daha böyle bir şey yapmak istiyoruz. Sıfırdan bir daha başlayacağız. TOKİ'ye gittik, başvurduk. TOKİ'nin söyleyeceği tek cümle şu: kardeşim peşinatını hemen istiyorum. Metrekare fiyatları şu anda size açıklayacağımızın en az 2 katı. Ve vade olarak da 3 yıldan fazla size vade vermiyorum. Şu anda TOKİ bu şekilde. Tam 22 tane firma Türkiye çapında girdi. Bu 22 tane firmanın 2 tanesi çok düşük teklif verdiği için ihale kanununda şöyle bir kural vardır. Düşük teklif veren firmalar elenir. Çünkü bunun sıhhati için bu gereklidir. Kanun da bunu ister. Üçüncü sırada Çakır İnşaat ve birazdan da slide'da da sizlere göstereceğim bu inşaat firmamızı. Bu inşaat firması aldı. TOKİ Başkanı'na ilk sorduğum soru şu oldu: Çakır İnşaat nasıl bir firma? Dediği tek kelime şu oldu: bizde birçok projeye imza atmıştır, sağlamdır, güvenilirdir, en kısa zamanda da işi bize teslim eder. Bu da bizim için çok çok sevindirici bir konu oldu. Geçen hafta Perşembe günü TOKİ Başkanımızla yaptığımız görüşmelerden sonra firmaya talimatı verdi: git şantiyeni kur, işlemlerine başla. Tabii bunun belli bir resmi prosedürü var. Yazıların gelmesi, evrakların imzalanması. Bu da tahminen 15-20 gün sürerse, şunu söylüyorum, yaklaşık olarak Nisan ayının ortaları, belki daha önce gelecek firma buraya şantiyesini kurmaya başlayacak. Şantiyesini kurar kurmaz hemen inşaat çalışmalarına başlayacak ve
Türkiye Başkanımız şunu söyledi. Allah'tan bir mani olmazsa devlet büyüklerimizden Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız inşallah bu açılışımıza davet edeceğini söyledi. Bizler de hem vekillerimiz hem TOKİ Başkanımız vasıtasıyla bunu yapacağız. Yani çünkü Türkiye'de bu çapta en büyük projeyi gerçekleştirdiği için bunu inşallah gerçekleştireceğiz. Şimdi şöyle söyleyeyim abi. Ben teşekkür ederim. İki konu var söylediğim. Ben o iki konuyla ilgili de açıklık getireyim. Bir, arkadaşlar, değerli esnaf kardeşlerim, şunu bir kere çok iyi bilmenizi istiyorum. Belediyemiz sizlerle, yani esnaflarımızla TOKİ'yi birleştiren bir kurum. Belediyeniz, sizin belediyeniz. Buradaki fiyatlandırmalar, ihalenin yapılması, şerefiye bedelinin çıkması tamamen ve tamamen kendi tasarrufu. Yani bu TOKİ'nin diğer illerde de uyguladığı, yani diğer illerde de uyguladığı bir yöntem. Bu bir. İkinci sorduğun soru, ben bunu defalarca anlattım ama hatırlattığın için teşekkür ederim. Tekrar tazelemekte fayda vardır bu konuları. Bakın, çok değerli kardeşlerim, size baştan beri belki 4 ya da 5 sefer söylediğim şey şu. TOKİ için en büyük proje Aksaray Kulesi. 1620 tane proje dükkana girmiyor. En fazla girdiği 300, 400, 500. Bu kadar dükkana giriyor. Bu bir. İkincisi, burada bizim metrekare fiyatımız 880 lira. Yaklaşık 880 lira. Yeni iki tane ilde, bakın yeni iki tane ilde metrekare fiyatı kaç lira biliyor musunuz? İlleri bana açıklama dedi, söyleme dedi. Onun için söylemiyorum sizlere, yanlış anlaşılmasın diye. Metrekare fiyatı 2000 ve üstünde. Yani şöyle söyleyeyim. Eğer biz TOKİ'ye onlar gibi o zaman başlasaydık, yani süreci, metrekare fiyatını ben 2000 liradan açıklayacaktım. Dolayısıyla 100 metrekare için kaç lira olacaktı? 200 bin lira. Biz kaç lira veriyoruz? 88 bin lira. Peki nasıl oldu? Bakın nasıl olduğunu anlatayım. Şimdi TOKİ biliyorsunuz devletimizin en büyük kuruluşlarından bir tanesi. İstediği ilde, istediği arsayı bedava alır. Doğru mu? Biliyorsunuzdur, belki de bilmiyorsunuzdur. TOKİ istediği ilde, istediği arsayı bedava alır. Öyle bir yetkisi var. Kanunen diyor ki kanunumuz, konut yapmak maksadıyla TOKİ istediği ildeki istediği araziyi bedava alarak değerlendirir ve vatandaşlara ucuz konut sunar. Bu onun kanununda yazar. Bizim burada bedava alabilecek iken bizlerin onlara vermiş olduğumuz bu tekliflerle neyi kazanmış olduk? Bir, bu fiyatın bu rakamlara çıkmasını sağladık. Bu en büyük avantaj. İki, altyapı maliyeti 65 trilyon. 65 trilyonu sizin üzerinizden aldık. Yani siz 65 trilyon ödemiyorsunuz. Sizin bu ödediğiniz rakamların içerisinde altyapı maliyeti yok. Bu ikinci avantaj. Üçüncü avantaj, 36 ay vade. Bakın 36 ay 3 yıl eder. Ve peşinatı da çok yüksek ve hemen istiyor. Biz burada peşinatı taksitlere böldürdük. Ve taksitlerimizi de tam 12 yıl yaptık. Bakın bu 3 tane büyük avantaj. Bu 3 tane büyük avantaj TOKİ'nin ön taraftaki dükkanları almasına sebeptir. Ve bu ön taraftaki dükkanları kendisi alıp kullanmayacak. Ya ne yapacak? Ön taraftaki dükkanları yeniden satışa çıkartacak. Yani ne yapacak? İhale yapacak. Toplantıya belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, STK başkanlarıyla çok sayıda sanayi esnafı katıldı. AK Parti Aksaray Milletvekili Mustafa Serden geçti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda söz alarak sağlık hizmetleri hakkında açıklamalarda bulundu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda HDP'nin sağlık çalışanlarının sorunlarıyla ilgili grup önerisinin görüşüldüğü toplantıda kendisi de hekim olan AK Parti Aksaray Milletvekili Mustafa Serden geçti. Grup adına söz alarak sağlık alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Serden geçti, Türkiye'nin Avrupa'daki sağlık hizmetlerinin çok daha önüne geçtiğini söyledi. Evet, bugün 14 Mart Tıp Bayramı. Doğrudan insana hizmet eden, insana hizmet etmeyi talep eden hekim arkadaşlarımı ve sağlık çalışanlarını öncelikle tebrik ediyorum ve tıp bayramlarını kutluyorum. Kainat içerisinde en şerefli mahluk olan insana hizmet etmek elbette en şerefli bir görev olsa gerek. AK Parti hükümetleri insanı yaşat ki devlet yaşasın ilkesiyle çalıştığı için elbette insanları yaşatmak için hem de insanların en hastalıklı, en musibetse de hallerinde yardım eden sağlık çalışanlarının her zaman yanındadır. Ben öğrenciliğimle birlikte 30 yıldır bu camianın içerisinde bir hekim olarak hekimlerin sorunlarının ve çalışma şartlarının nereden nereye geldiğini çok iyi gözlemleyen birisiyim. 30 kere tıp bayramı yaşamış bir insan olarak bugünkü tıp bayramlarımızın daha önceki tıp bayramlarından daha güzel olduğu kanaatindeyim. 16 yıllık AK Parti iktidarı zamanında ve ondan önceki dönemlerde sağlık çalışanlarının çalışma şartları daha güzel hale gelmiştir. Sağlık çalışanları, hastane sayımız, yatak sayımız daha önceki yılların yaklaşık 3 katı seviyesine gelmiştir. Maaşlarımız ve özlük haklarımız daha fazla artmıştır. 16 yıl önce yurt dışında çalışan hemşehrilerimizin Türkiye'ye geldiklerinde övünerek anlattıkları Avrupa'daki sağlık hizmetlerinin çok daha önüne geçmiş bulunmaktayız. Şimdi o gelişmiş Avrupa ülkelerinden daha yüksek teknolojiyi, daha güzel tanı ve tedavileri hızlı ve kolay bir şekilde elde eden bir ülkemiz var. O ülkenin insanlarının da tedavi amaçlı Türkiye'ye geldiklerinin farkındayız ve bunlara da şahitlik ediyoruz. Ha, bütün bunların yanında sağlık hizmetleri halkımız tarafından da AK Parti hükümetlerinin en çok takdir edilen hizmetleri arasındadır. Tabii bu hizmetlerin kalitesi giderek arttığı için beklentiler daha da yüksektir ve elbette daha yapılacak işler olabilir. Sağlık çalışanlarımızın, hekimlerimizin ve sağlık sorunlarının farkındayız. Bunların daha iyi olması için de elimizden geleni yapıyoruz. Şimdiye kadar yaptıklarımız kadar daha iyisini yapacağız. Sağlıkta atanamayan hekimlerle ve sağlık çalışanlarıyla ilgili şöyle bir bilgi var. 19.270.000 kişinin güvenlik soruşturması yapılmış. Bunun 1500 kişi araştırılması devam ediyor. 273 kişinin ise devlet memuru olma kabiliyeti olmadığı ortaya çıkmış. Takdir edersiniz ki 15 Temmuz hain darbe girişiminde içinde bulunduğumuz bu yüce meclis devletin memurları tarafından ve devletin onlara verdiği silahlar tarafından bombalanmıştır. Bu durumda devlet kendini koruma refleksini elbette başlatacaktır. Devletin kendini koruma refleksi vardır. Her mezun olanın devlette iş bulması elbette mümkün değildir. Bu refleksten dolayı 273 kişinin de devlet memuru olmaması, olma kabiliyetini taşımaması gayet normaldir. Daha önceki 657'de de zaten böyle şartlar vardır. Her isteyen devlet memuru olamaz. Ama bunun dışında 19 bin kişi ataması yapılmış. Bunu da yüce takdirlerinize sunuyorum. Bu vesileyle tekrar hekim arkadaşlarımın ve sağlık çalışanlarının tıp bayramını kutluyorum. Yüce eğitiminizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. AK Parti Aksaray Milletvekili Mustafa Serden geçti. AK Parti hükümetlerinin sağlık çalışanlarının her zaman yanında olduğunu vurguladı. HDP'nin grup önerisi kabul edilmedi. Ayrıca CHP'nin Ankara Haymana kaplıcalarının uluslararası boyutta tanıtılmasına ilişkin verdiği araştırma önergesinin bugün ele alınması önerisi de kabul edilmedi. Genel kurulda grup önerilerinin ardından vergi kanunlarıyla bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına ilişkin torba kanununun görüşmelerine geçildi. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Mart ayı olan toplantısı gerçekleştirildi. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu toplantısı, Aksaray Valisi Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Pekmez Başkanlığında Valilik Makamında yapıldı. Toplantıya Aksaray Belediye Başkanı, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Haluk Şahin Yazgı, Yönetim Kurulu üyeleri Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Koçaş'la Organize Sanayi Bölge Müdürü Ayhan Ermiş katıldı.
Vali Aykut Pekmez gündemdeki konuların yanı sıra yatırımlarını tamamlayarak üretime geçen fabrika sahiplerinin tapu talepleriyle yapımı tamamlanmış ancak kullanılmayan fabrika binalarını kiralayarak yatırım yapmak isteyen yatırımcıların taleplerini değerlendirdiklerini söyledi. Aksaray'da yatırım ve istihdamın artırılması, organize sanayi bölgesinin genel ihtiyaç ve sorunlarının giderilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarını ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret ederek Hastane Başhekimi Doktor Hakan Bingöl'ün doktorların ve tüm sağlık personelinin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayan Başkan Yazgı, sağlık personeline hediyelerini takdim etti. Evet, gününüz kutlu olsun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Bayramı dolayısıyla hem sizlerin de çalışanlarınızın gününüz kutlu olsun. Geçen senelerde yapıyorduk dediğiniz gibi. Seyrediniz, geliniz boş gelmeyelim. Hediyelerimiz de olsun bu şekilde. Yemeğinize yeter. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Biz teşekkür ediyoruz yani hakikaten. 24 saat hiç kapanmayan tek demeyelim ama en önemli grubumuz hastanemiz. Sizler de özverili bir şekilde çalışıyorsunuz. Allah razı olsun. İnsan hayatı için sağlığın önemine ve sağlık çalışanlarının yaşadıkları zorluklara dikkat çeken Başkan Yazgı, acil serviste tedavi olan hasta ve hasta yakınlarına geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, eşi Hasibe Yazgı ile birlikte Park City Alışveriş Merkezi'nde bulunan Akmek Sanat Atölyesi'ni ziyaret etti. Başkan Yazgı, Akmek Sanat Atölyesi'nde kursiyer hanımlarla sohbet etti, yetkililerden bilgi aldı. Kursiyer hanımların el emeği göz nuru olan el sanatları kursunda yaptığı eserlerin görülmeye değer olduğunu söyleyen Başkan Yazgı, hanımları ortaya çıkardıkları eserlerden dolayı tebrik etti. Aksaray Belediyesi'nin Zincireye Medresesi'nde açtığı öğrencilere kişisel ve zihinsel gelişim açısından önemli katkı sağlayan algoritma robotik kodlama eğitimleriyle ilgili de bilgiler alan Başkan Yazgı ve eşi sanat atölyesini gezdi, kursiyerlerin çalışmalarını inceledi. Sevgili seyirciler, haberin doğru adresi Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.